Başladık. Evet, yayındayız. Çok güzel. Şimdi bu ders ya da bu seminer Göbekli Tepe'den devam ediyorum. Tabii normalde şu an beni izleyen arkadaşlar bunu dersin ikincisi gibi düşünsünler. Çünkü dersin birincisini, ilk kısmını geçen yaptım ben. Yani arkeoloji, din, antropoloji semineri 2 geçen anlattığımızdı. Bu seminer 3 oldu. Bu üçüncü seminer Göbekli Tepe'nin geçen yarım bıraktığımın ikinci ve son kısmıdır. Yani Göbekli Tepe'yi ikiye böldük. Birini geçen ders yaptık. Son kısmını şu an yapıyoruz. Öyleyse Göbekli Tepe'ye devam ediyoruz. Tabii geçen seminerde neden bahsettim? Hani biraz onu hatırlatayım izleyenlere. Göbeklitepe ile ilgili şunu söyledim. İlk önce bir genel Göbeklitepe tanımı yaptım. Yani Göbeklitepe nedir? Göbeklitepe uygarlığı nedir? Göbeklitepe dediğimizde biz sadece Urfa'daki bir merkezi mi anlıyoruz? Yoksa buna benzer Urfa'da bulunan son yıllarda 8-10 yer, yani başka mekanlar da var. Bütün bunları mı anlıyoruz? Onun üzerine biraz konuştum. Ve orada şunu söyledim. Yani Göbeklitepe bir yerin adı değildir artık. Bir uygarlığın adıdır veya bir kültürün adıdır belki. Büyük ihtimalle de etnik anlamda birbirine yakın kimliklerin oluşturduğu bir uygarlık. Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu muhtemelen bu civarda var olan bir uygarlık. Biraz bundan bahsettim geçen ders. Biraz şundan bahsettim. Göbeklitepe'yi arkeolojik bağlamda nereye koyarsınız? Neolitik çağın çok erken dönemlerine koymanız lazım. Yani yaklaşık milattan önce 9500-10.000 diyelim. Yani Göbekli Tepe'yi genel tarihsel kronoloji içerisinde nereye yerleştireceksiniz? İşte yerleşik hayata geçmeye başladığımız bir sürece, yani Neolitik dönem dediğimiz bir döneme yerleştiriyorsunuz. Bunun da süreci yaklaşık milattan önce 9500 civarıdır. 9500-10.000 civarıdır. Dolayısıyla bundan bahsettim geçen seminer. Tabii bunları şu an sadece hatırlatıyorum. Geçen bayağı anlattığım için üzerinde tekrar durmuyorum. Sonra biraz şundan bahsettim. Ben mesela bu iki seminerde Göbekli Tepe'nin daha çok bilinen arkeolojiyle ilgili yanından ziyade büyük oranda dinler tarihi içerisindeki yerinden bahsediyorum şu an yani. Geçen derse şu anda ondan bahsediyorum. Çünkü Göbeklitepe üzerine az çok çalışmalar yapıldı. Arkeolojik anlamda çalışmalar yapıldı. Hala yapılıyor tabii ki. İşte tarihsel anlamda yapıldı. Yeni yeni antropoloji üzerine çalışmalar yapılıyor. Dinler tarihi üzerine Göbeklitepe'nin değerlendirmesi konusunda birkaç tane çalışma var. Çok fazla değil. Ben daha çok oradan bakacağım olaya. Geçen bundan bahsettim yine. Yine geçen bahsettiğim konulardan bir tanesi şuydu. Eğer ben Göbeklitepe'nin inanç veya din yönünden durumunu ele alıyorsam, nasıl bir inanç vardı Göbeklitepe'de? Büyük ihtimalle tabii bunlar biraz polemiksel şeyler ama şimdi açıklamaya çalışacağım zaten. O da bizim atalar kültü dediğimiz bir inançla ilgili olduğuydu. Değil mi? Geçen ders bundan da bahsettim. Dolayısıyla bir de son, yani hatırlatmam gerekli olan şey şu, önemli çünkü. O da biraz metodolojiyle ilgili tabii. Yani insanların tarihe bakarken biraz farklı bakması gerektiğini söyledim. Yani tarihi çok fantastik hale getirmemek gerekiyor. Yani medya çok popüler, yani biraz popüler retorik doğal olarak medyada var da ama bunu olağanüstü fantazi haline getirmemek gerekiyor. O yüzden de Göbekli Tepe'ye veya buna benzer yerlere ya da mekanlara bakarken çok olağanüstü böyle şizofrenik yorumlardan kaçmak gerekiyor mümkün olduğunca. Çünkü zaten tarih biliminin veya tarih kavramının kendisi çok heyecanlıdır. Bak ben şu an yerimde duramıyorum mesela. Düşünsene. Dolayısıyla fantazyalara gerek olmadan biz Göbekli Tepe'yi ya da dünyadaki bütün uygarlıkların pek çoğunu eldeki malzemelere göre ve rasyonaliteye göre açıklayabiliriz. Yani bugün açıklayamayabiliriz ama 10 sene sonra açıklarız. Fark etmez yani. O yüzden geçen onu biraz vurguladım ben. Çok fantaziye gerek yok tarihte. Bence rasyonalite güzeldir ve yeterince de heyecanlıdır yani. Şimdi bu geçen dersin özeti. Tamam. Şimdi geldik bu ders
ne yapacağız, nereden başlıyoruz? Şimdi bu dersin ilk maddesi şu olsun. Bu atalar kültü üzerinde biraz daha durayım. Yani geçen durdum, geçen ders. Şu an bir lokmacık daha durayım. Şimdi bu atalar kültü denilen şey aşağı yukarı 20. yüzyılın başında dinler üzerine çalışan bilim adamlarının, antropologların özellikle bu primitif dinler nedir konusunda yaptığı çalışmalarla öne sürülen tezlerden bir tanesi oldu. İşte siz 20. yüzyılın başına geldiğiniz zaman bu erken dönem dinleri nedir? İşte totemizm, fetişizm, animizm, naturizm, animatizm, ondan sonra bütün bunlar, yani en erken insanlığın ilk inanç sistemleri üzerine bütün bunlar, yani bunların var olduğu varsayıldı. Bu görüşlerden bir tanesi de işte bizim atalar kültü dediğimiz inanç sistemi. Tabii şimdi atalar kültü veya ancestor worship denilen veya ancestor veneration Batı terminolojisinde denilen bu kavram şöyle bir şey. Hala modern zamanlarda devam eden bir inanç bu. Özellikle Doğu toplumlarında hala yoğun bir şekilde var. Ki geçen ders büyük ihtimalle hani Şinto, Konfüçyanist bunlarda hala var olduğunu söyledim. Atalar kültü basitçe şöyle. Ölen yakınlarınızın ya da ölmüş olan insanların aslında ölmedikleri ve bu dünyada bir yerlerde sizin yanınızda, evinizin içinde, evinizin altında, evinizin üstünde bir yerlerde dolaştığı ve her an sizinle temasa geçebileceği, yarı böyle Tanrı kavramını kullanmayayım çünkü Tanrı kavramı henüz bilinmediği bir dönemden bahsediyoruz. Yani çok primitif, çok yani paleolitik dönem, neolitik dönem, bunlar da henüz bizim klasik ortaçağ kelamcılarının tanımladığı anlamıyla bir Tanrı kavramı yok yani. Hani ilahiyata konu olan Tanrı kavramı için biz bayağı bin yıllar beklemek zorundayız yani. Bahsettiğimiz dönemler on binlerce yıl önceki dönemler. O yüzden klasik anlamıyla çok modern bir kavram olan Tanrı kavramını kullanmak anlamsız burada. Ama bu ölmüş olan ataların böyle bir takım daimonik varlıklar, bir takım böyle süpernatürel güçler, doğaüstü güçler ondan sonra olduğu varsayılıyordu. Bunların içerisinde bir takım olağanüstü şeyler var. Bunlara terminolojide mana deniliyor. Yani mana herhangi bir varlıkta olan olağanüstü bir güç. Yani basitçe böyle söyleyeyim şimdilik. İşte bu atalar zaman zaman dünyaya gelirler. Sizinle temasa geçerler, bazen iyi temasa geçerler, bazen kötü temasa geçerler. Yani bazen başınıza bela gelir, bazen de tersi hayır da gelebilir. Dolayısıyla çok basit olarak, çok basit olarak yani şu an söylediğim şey, atalar kültü hikayesi biraz böyle. Mesela bizim Türk geleneğinde de atalar kültü çok güçlü. Yani hala öyledir. Yani mesela Anadolu'da hala bizim kullandığımız terminoloji, Asya'da da hala kullanılır, Asya'nın kuzeyinde veya İç Asya'da. Babadağ kavramı mesela. Babadağ kavramı, Anadolu'da pek çok yerde babadağlar var yani. O babadağ kavramı esas da Türklerin atalar kültüyle ilgili inançlarının böyle çok geç dönemlerdeki ifadesidir. Yani babadağ dediğiniz zaman ölmüş olan ata, yani oradaki baba ölmüş olan atalarınız sizin ve onları dünyada temsil eden dağlar arasında bir ilişki kurmuş oluyorsunuz baba dağ ifadesiyle. Dolayısıyla bizim Türk kültüründe çok önemli ama bugün yani klasik anlamıyla atalar kültü büyük oranda Avustralya aborijinlerinde hala var. Çok modernize haliyle Japonya'da Shinto, geleneksel Shinto inançlarında hala var. Hindistan'ın bazı kast, çok yani alt kastlarda hala var. Dolayısıyla bugün hala var olan ama binlerce yıl önceye uzanan bir inanç sisteminden bahsediyorum. İşte Göbekli Tepe'de, Göbekli Tepe uygarlığında var olan bu arkeolojik verileri, o mimari düzeni, o taş sitelleri ki bunları artık herkes biliyor medyadan ya da izlediği filmlerden. İşte bunları hepsini atalar kültü bağlamında değerlendirmeye çalışacağım birazdan. Şimdi derdimi
anlattım ve yeniden özetlemiş oldum. Geçen seminerimizin hikayesini biraz yeniden yapmış oldum. Tabii bir başka başlığım şu an şu. Mesela bizim elimizde bu arkeolojik olarak baktığınızda Göbekli Tepe veya çok benzerleri uygarlıklarının kültürlerini nasıl analiz edeceksiniz? Yani elinizde hangi fenomenler ve nosyonlar var ki ona göre bir yorum yapın. Yani temel malzemeniz nedir yorumlayacağınız yani. Mesela Göbektepe'ye baktığınızda işte Göbektepe'de tabii yani bunları hani herkesin bildiğini varsayıyorum ama 4 tane yapı katı var temel olarak. Ondan sonra 8 tane de o yuvarlak daire şeklinde yapılardan bulundu. Bu yapılar, bugün bizim elimize çıkan yapılar 3. tabakaya ait aşağı yukarı. Yani bugün mesela bizim elimizde mevcut olan yapılar, Göbektepe'deki yapılar en yakın zamanlardır bize. Yani bu en yakın zamanlarda aşağı yukarı M.Ö. 8500-9000 arası düşünün. Bir de bunun altında henüz çıkarılmamış kalıntılar var. Yani aynı yuvarlak yapılardan, ondan sonra o T biçimli taş sitellerden, o T biçimli taş sitellerin üzerindeki ikonografyadan altta da var. Yani hani normalde bir 50 yıllık kazı sırf Urfa'daki Göbektepe için ister yani. Peki biz bu yorumu yaparken, Göbektepe'yi anlamaya çalışırken, dinsel anlamda değerlendirirken, onu atalar kültürüyle ilişkilendirmeye çalışırken nasıl, hangi malzemeyi ele alacağız? Tabii bir kere şu önemli, taş malzeme çok önemli. Yani biliyorsunuz ki oradaki bütün o siteller, 7-8 metrelik siteller, neredeyse her bir daire yapıda var olan 10-12 tane o T biçimli sitel, o daire yapıların ortasında bulunan genellikle ikişer tane o T biçimli siteller, bunların hepsi taş tabii ki. Aslında taş kavramı arkeolojide, antropolojide ve dinler tarihinde önemli bir şeydir. Yani o basitçe bir mimari unsur değil aslında. Dolayısıyla biz Göbektepe'nin bu değerlendirmesini yaparken mimari bir unsur olarak taş üzerinde biraz duracağız. Yani onun taş olması, binaların taş olmasını biraz kullanacağız biz. Kendi kavramımızı anlatırken biraz kullanacağız. Peki başka neyi kullanacağız? Yani atalar kültürüyle Göbektepe'yi ilişkilendirebilmek için. Tabii şunu da kullanacağız. Mesela ikonografya. Yani o sitellerin üzerindeki, o T biçimli sitellerin üzerindeki hayvan figürleri. Yani çoğunlukla yırtıcı hayvanlar olmak üzere o hayvan malzemesi, yani ikonografik malzeme, o sitellerin üzerine işlenmiş olan hayvanlar. Onların da aslında değerlendirilmesi biraz gerekir. Yani inançlarını anlamak istiyorsanız, sadece inançlarını değil tabii, aynı zamanda gündelik yaşantılarını, dünyaya bakışlarını, yani bütün bunları anlamak istiyorsanız o ikonografya bizim için önemli. Biraz onunla aslında ilgilenmek lazım. Tabii şeyler de önemli. Orada özellikle son yapılan kazılarda kafatasları bulundu. Yani daha doğrusu parça kırılmış kafatasları bulundu. 3 ayrı kişiye ait. Dolayısıyla bu antropolojik veri de önemli. Yani orada bulunan kemiklerin, insan kemiklerinin de bizim değerlendirmemizde bir yeri olacak. Dolayısıyla bu temel 4-5 tane malzemeye bakmamız lazım bizim. Mesela yine göz önüne alınması gerekli olan şeylerden bir tanesi o mimari daire şeklinde oluş. Yani hani bazen mimari bize çok önemli şeyler söyleyebilir. Yani bir bina basitçe bir bina değildir. Binanın düzenleniş tarzı, yapılış tarzı, onun inançlarıyla ilgili olağanüstü bir fikir verebilir bize. O yüzden siteller ve sitelleri çeviren duvarların yapılışının mantığı, yani o daire şeklinde oluş da bizim aslında değerlendireceğimiz noktalardan bir tanesi olacak. Yani Göbektepe'yi bu 4-5 tane madde çerçevesinde değerlendirebileceğiz. Çünkü elimizde başka şans yok. Yani
bize milattan önce 10 binlerden ya da 9 binlerden yazılı bir belge gelmesi zaten imkansız çünkü yazı yok henüz. Dolayısıyla bir olağanüstü sesin de geleceğini düşünmediğimize göre elimizde tek veri bunlar. Yani bizim metodolojimiz bu. Başka çaremiz yok yani. O yüzden de hani çok somut şeyler aramaması gerekiyor insanların. Fakat mesela bu gibi konular üzerine geliştirilmiş olan teorilerde veya hipotezlerde kendi içerisinde bir tutarlılık varsa aslında bu kısmen yeterli olabilir bazen. Yani tamam çok somut deliliniz yoktur ama kendi içinde bir tutarlılığı vardır. Hani öne sürmüş olduğunuz tezin. O mesela şey olabilir, güvenilebilir hakikaten. Dolayısıyla bizim için Göbektepe öyle. Yani eninde sonunda söyleyeceğimiz her şey teori. Ama bu teorileri de öyle kimse sallamıyor yani. Hani dibinde yüzlerce şey var. Hani gelenek var, veri var ve başka şeyler var yani. Dolayısıyla bu önemli. Bir de şu önemli. Aslında buna mesela yani bu tabii çok böyle değişik bir olay. Çok üzerinde durulması lazım. Fakat zamanlarımız çok kısa bizim şu an. Şunu düşünmek lazım. Neden milattan önce 9000 yıllarında yaklaşık 9-10 bin arası erken Neolitik'te ne oldu da belli bir coğrafyada tam birdenbire olmasa bile, belirli bir seyir izlese bile hikaye, ne oldu da bu kadar olağanüstü sembolik dili olan bir yapı düzeneği karşımıza çıktı? Mesela bu önemli bir soru. Yani çünkü her kültür sembolleriyle gelir. Yani siz bir yeni kültürün doğuşunu onu önceden haber veren sembollerden okursunuz. Yani şöyle düşünün. İşte birdenbire bulunduğunuz bir dönemde mesela şu an bizim için aslında şimdi biz o kadar çok sembolik bir takım şeylerle karşılaşıyoruz ki önümüzdeki 50-60 yılı düzenleyen bir yeni dünya düzenine girdik adeta. Ama ona ait müthiş bir sembolik şey var her şeyden önce. Yani müthiş bir sembolüyle geldi dijital çağ. Dolayısıyla siz dijital çağa gelmeden o sembollere bakarak da zaten 3 aşağı 5 yukarı anlıyorsunuz hikayenin ne olabileceğini yani. Sanayi toplumu ortaya çıkarken 1700 sonları 1800'lerin başları sanayi toplumu ortaya çıkarken sanayi toplumu kendisinin gelişini sembolleriyle şey yaptı. Yani sembolleriyle ben geliyorum dedi. Bakın yeni bir şey oluyor ben geliyorum dedi yani. Sonra insanlar kalkolitik dönemde yavaş yavaş M.Ö. 4000'ler falan yani. Böyle iyice yerleşik hayata geçmek, küçük şehirler kurmak, surlar yapmak. Yani böyle bir döneme geçilmeye başladığında M.Ö. yaklaşık 3500-4000 arasındasınız. Bu dönem müthiş sembolleriyle geldi. O yüzden semboller çok önemli. Çünkü neyin nereden geldiğini ancak oradan okuyabilirsiniz. Bundan dolayı mesela hani benim bunları çalışacak bir öğrencim olsa ben ona sırf şöyle bir doktora tezi veririm. Yani derim ki arkadaş Göbekli Tepe'nin her şeyini bir yana bırak. Sırf o ikonografik malzemeyi esas alarak yani sırf o sembolleri okuyarak ve kontekste şu olsun yani tırnak içerisinde modern bir sürece girildiğinde bu semboller ve o modern sürecin arasındaki ilişki nedir? Bunu çöz. Bana diyebileceğim bir doktor öğrencisi çok isterdim. Yani burada arkeolojiyi konuşturacak, antropolojiyi, sanat tarihini konuşturacak böyle bir öğrencim olsaydı çok iyi olurdu. Dolayısıyla hani bu semboller de çok önemli. Yani yine de tabii hep teorik kalacak bütün bunlar her şeye rağmen. Peki şimdi geldik bugünkü seminerin üçüncü alt başlığına. O da şu. Şimdi yavaş yavaş şuna geçebiliriz. Peki biz Göbekli Tepe'nin atalar kültü olduğunu nereden çıkarıyoruz? Yani böyle bir merkez olduğunu nereden çıkarıyoruz? Şöyle, geç örnekler var elimizde. Mesela geçen ders şunu söyledim ben. Dedim ki yani herhangi bir arkeolojik malzemede elinizde mukayese edeceğiniz örneklerinizin zaman aralığı çok genişse bundan çok korkmayın dedim. Yani elinizde bir malzeme var mesela milattan önce 5000'e ait atıyorum ya da 10.000'e ait. Fakat
bunu anlayabilmek için elinizde ona benzer malzeme ondan mesela 5000 yıl sonra olsun. Şimdi bu aradaki 5000 yıllık zaman süreci dehşet bir zaman süreci. Yani ancak solucan delikleriyle astronomi dilinde girip çıkabileceğin bir yani modern insan için bir uzun bir zaman deliği yani. Ama primitif dünya için arketipler hep tekrarlanan şeyler olduğu için bu kadar uzun zaman dilimlerindeki farklılıkları biz görmezden gelebiliriz metodolojik olarak. Sakıncası yok. Yani o yüzden benim mesela şimdi Göbektepe'yi anlamak için vereceğim malzemeler aşağı yukarı bakın M.Ö. 2000-2500-1500 aralarına ait. Yani arada neredeyse 6-7 bin yıllık zaman farkı var. Yani bir öyle bir mukayese yapacağım ki birisi M.Ö. 9000 küsur yıllarına ait, ötekisi M.Ö. 2000 civarlarına ait. Arada 7 bin yıllık zaman var. Bunu yapabilir miyiz? Bence yapmak durumundayız. Elimizde başka çare yok. Yani doktora burada güvenmek zorundasın yani. Aksi takdirde yani sonuç yok, yok yani ölüm olabilir. Güvenmek zorundasın. Peki ne? Şu. Şimdi bizim Orta Doğu'da özellikle mesela daha bildik olan örnekten yola çıkayım. Eski İsrailliler yani eski İsraillilerin biz çok ne derler erken dönemine İbraniler diyoruz. Yani İsrail halkının erken dönemdeki etnik kimliğine İbraniler diyoruz. Bu İbranilerin ortaya çıktığı zaman da Kuzey Suriye, bizim Güneydoğu Anadolu, biraz Filistin bölgesi, bu civarda dolaşan bu prototip İsraillilere İbraniler denilir. İşte bize bu İbranilerden kalan ve zaman dilimi de bu İbranilerin aşağı yukarı M.Ö. 2000-1800-1700 hani bu civarlardır yani. İşte bize bu dönemlerden kalan yani bu İbranilerden kalan çok sayıda bu Göbekli Tepe mimarisine benzeyen hem taş malzeme olma anlamıyla hem o taşların dizilişinin mantığı bağlamıyla hem büyük oranda kullanılışı mantığıyla müthiş derecede benzeyen çok sayıda bu yakın doğuda örnekler var. Taş örnekler var. Ney bunlar? Şu. Şimdi mesela Tevrat'ı açtığınızda yani Yahudilerin kutsal kitabını açtığınızda Tevrat'ı açtığınızda ya da eski ayeti açtığınızda özellikle Tevrat'ın ya da eski ayetin Tekvin kitabında yani birinci kitabı, kutsal, Yahudi kutsal kitabının birinci bölümü Tekvin yani. Tekvin'de veya sonraki kitaplarda da Mesibbot denilen bir kavram vardır. Mesibbot. Mesibbot kelimesi aslında Arapça'da nesb kelimesiyle de alakalı veya ensap kelimesiyle de alakalı. Mesibbot kelimesi İbranice'de birkaç anlama geliyor. Hem ata demek hem soy demek. Akrabalık ilişkilerini vurgulayan bir kelime. Ama Mesibbot kelimesinin özellikle bizim için anlamı şu. Mesibbotlar veya Mesibbot, Mesibbot zaten çoğulu. Mesibbot eski Orta Doğu'da eski İbranilerin taştan yapmış olduğu bir takım yapılar. Bu yapılar nasıl? Mesela şu an hani gösterme şansım olsaydı gösterebilirdim. Ama yine mesela benden sonra arkadaşlar girip bakabilir yani. Nasıl bu taşlar? Bu taşlar yuvarlak daire şeklinde. Aşağı yukarı bazen bir insan boyu. Mesela bunların en enteresanlarından birisi Gezer. Gezer'de çıkmıştır. İsrail'de, Gezer'de. Müthiş bir şey çıktı. Yuvarlak yapılı bir bina çıktı. Ondan sonra tabii Gezer'deki örnek hani klasik örnek. Ama yani Gezer'den başka bir yığın, yakın doğuda bir yığın Mesibbot var yani. Bunların özelliği şöyle, bunlar yuvarlak yapılar. Bu yuvarlak yapılar taşlardan yapılmış. Bu taşların boyu bazen bir insan boyunda, bazen bir insandan daha uzun, bazen bir insandan daha kısa. Genellikle 12'şerli, yani 12 tane taş bunlar, yan yana dizilmiş taşlar. Bazen ortalarında küçük iki tane taş duruyor. Şimdi bu Mesibbotlar
Tevrat'a baktığınızda, yani eski ayete baktığınızda, eski İsraillilerin bizim atalar kültü dediğimiz anlayışla ilişkisinin olduğu bir takım kült merkezleri. Yani eski İsraillilerde, eski İbranilerde güçlü bir atalar kültü inancı vardı. Buna ait Tevrat'ta çok örnek vardır. Çok örnek. Yani hani şu an biz burada yüksek lisans doktora dersi yapıyor olsaydık, ben size gösterirdim tek tek. Tekvinde, çıkışta, tesniyede, birinci krallarda, Samuel'de, yani bir yıl örnekler var yani. Bu mekanlar atalar kültüyle ilgilidir eski İsrail oğulları arasında. Ve bu alanlara, bu taştan yapılmış alanlara atalar, yani ölmüş olan atalar çağrılır, davet edilir ve onların hayırları beklenirdi. Şimdi bu mesibot tabii çok yaygın ve üzerine çok konuşulabilecek bir şey. Yani benim mesela, ben şu an notumda Tevrat'ta, Tesniye'de nerede geçiyor? Krallar, birinci krallar, 21. Ya o kadar çok örnek var ki. Ama her ne kadar Göbekli Tepe'den 6-7 bin yıl sonra olsa bile, bu mesibota baktığınızda hakikaten müthiş derecede Göbekli Tepe örneklerine çok benzer. Ve bu mesibot bütünü, aşağı yukarı 25 kadar mesibot var bugün elde bulunan. Çoğu da M.Ö. 2000, 1800, 1600 civarlarına ait, yani erken İbraniler. Bütün bu örnekler, bütün bu atalar kültüne ait örnek ve bunların etrafını büyük ihtimalle dolaşıyordu Hag İbranice'de. Yani dolaşmak, yani dolaşıyorlardı büyük ihtimalle. Gibi ya. Tabii Arapçadaki hak kelimesiyle İbranice'deki hak kelimesi aynıdır etimolojik olarak. Tavaf kelimesi Arapçada yine İbranice'deki aynı kökten gelir. Çünkü her ikisi de Semitik diller bunlar yani. Öyleyse Göbekli Tepe'deki o yuvarlak yapıları, o yuvarlak yapıları oluşturan genellikle 12 kadar stelli dışarıdan baktığınızda böyle bir fenomen gibi bu mesibotlara benzetebiliriz. Tamam. Peki mesela mesibot böyle çok, yani 20 tane 30 tane örnek mi? Yani sadece bu kadar mı? Değil. Çünkü Ön Asya'da başka örneklerimiz de var. Başka uygarlıklar ya da başka kültürler tarafından yine çok benzeyen, mimari olarak yine taş yapılmış olması önemli. Mimari olarak çok benzeyen ve yine atalar kültüyle ilgili, yani atalar kültüyle ilgili başka kültürlere ait elimizde başka kalıntılar da var. Mesela nerelerde var bunlar? Emar, yani bu birazdan sayacağım merkezlerin çoğu Kuzey Suriye'dedir. Yani Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu civarı. Mesela Mari'de çıktı, Emar'da çıktı. Ondan sonra Ugarit'te çıktı, Ras Şamra, Suriye yani. Orta Doğu'nun başka kültürlerinde ve başka uygarlıklarında da yine yakın zaman dilimleri içerisinde benzeri yapılar var. Yani bu mesibota benzeyen ve yine atalar kültürüyle ilgili benzeri yapılar var. Tabii yine benim elimde çok örnek var. Bunlara genellikle mesela bu az evvel saydığım Kuzey Suriye'deki şehir devletlerinde daha çok Sikkanum adı veriliyor. Sikkanum kelimesi de İskan kelimesiyle Arapçada ortaktır. Yani oradaki sikkanum veya iskan etmek şu anlama geliyor. Atanın iskan ettiği yer anlamına geliyor. Yani atanın geldiği ve durduğu yer. Yani sikkanum kelimesi bu çivi yazılı metinlerde, az evvel saydığım bu Kuzey Suriye'deki şehirlerde bulunan çivi yazılı metinlerde bu gibi yapılara sikkanum adı veriliyor. Bu sikkanum kelimesi Arapçada iskan, yani oturmak, ikamet etmek anlamıyla ortak. İşte bu sikkanumlar ataların oturdukları mekanlar anlamında. Yani geldikleri, kaldıkları dünya neyse gelip burada bu dünyada yerleştikleri yer anlamında kullanılıyor. Mesela tabii bununla ilgili örnek de çok fazla. Mesela sizin daha iyi veya arkadaşların daha iyi bileceği başka örnek, aslında Kur'an'da falan da geçiyor veya hadislerde de geçiyor. Bizim İslam kaynak, daha doğrusu şey, yani cahiliye Arap, İslam öncesi Arap toplumundan kalan ama İslam kaynaklarında da geçen
yani cahiliye Araplarının dini vardı ya, hani paganizm klasik Arabistan'da. Onlara ait örnekler de var elimizde. Benzer, yani benzer yapılar, benzer amaçla. Bunlar da tabii ensab diye biliniyor. Yani tabii buradaki ensab, nesip kelimesi, bunu herkes biliyor. Yani aynı zamanda akrabalık anlamına da geliyor. Dikkat edin. Yani nesip, ensab, yani bu taşlar, yani İslam öncesi Araplarının atalar kültü çerçevesinde ibadet ettiği bu taşlar, yani onlar büyük taş biliyorsunuz. Yani bir kısmı da az çok Yemen civarında falan kaldı yani. Ama bunları tarif eden İslam öncesi Arap şairleri var zaten. O taşların yapısı, işte biraz hadislerden az çok biliyoruz yani. Bunlar büyük taşlar. Ondan sonra işte o taşlar ensab, nesip, yani o taşlar bir put diyeyim, yani bir pagan ilahı. Fakat aynı zamanda atayla ilgili. Zaten o nesip denmesinin sebebi o. Yani atanın gelip konduğu mekanlar onlar. Yani anladınız mı? Yani hani hem mekanın adı nesip, hem o mekanla paralel o mekana konan ölmüş olan atanın sizinle ilişkisi nesip, akrabalık yani. Dolayısıyla bu paganist Arabistan'da da bu kült var. Yine koca taşlar ve o taşlara yine atalar geliyor zaman zaman ve siz de işte o atalara nasıl ritüeller yapacaksanız yapıyorsunuz yani. Tabii orada malzemenin taş olması, malzemenin stel şeklinde olmuş olması, yani dik bir taş malzeme olmuş olması falan, bütün bunlar hep bizi mukayeseye götürüyor Göbektepe stelleriyle. İslam öncesi paganist Arap kültürü de, hani tamam biz belki İslam kaynaklarından biliyoruz çoğunlukla, hadislerden falan, ama veya tefsircilerden, hani İslam tarihçilerinden, Taberi falan yani, ama yani neticede sizin İslam paganizmi, İslam öncesi Arap kültürü dediğiniz veya İslam öncesi Arap paganizmi dediğiniz inanç sistemi de aşağı yukarı M.Ö. 2000-2500 civarlarına kadar uzanıyor. Semitik bir kültür ve 2000-2500'lerden beri o inançlar var yani civarda. Dolayısıyla mesela oradan örnek verebilirim. Tabii burada Türklerden çok örnekler var. Yani o Baba Dağı yeter ama. Yani, ama şunu söyleyeyim mesela. Taş kültü, geçen ders bu adı zikrettim, yeniden zikredeyim. Mesela ilgilenenler için rahmetli Hikmet Tanyo'nun, Profesör Hikmet Tanyo'nun Türklerde Taşla ilgili inançlar kitabı vardır. Meşhur bir kitaptır bu. Hoca orada Türklerle ilgili bu, yani Türklerdeki taşlarla ilgili inançların hepsini neredeyse derlemiş. Çok iyi bir çalışma. Ve taşlar ve atalar kültü arasındaki ilişkiyi orada kurmuştur hoca. Bu tabii hani sadece Hikmet Tanyo'nun kurduğu ilişki değil. Bu Eliade gibi, Joseph Campbell gibi bir takım modern batılı yazarlar tarafından da veya bilim adamları tarafından da sık sık hani yazılan şeyler. Dolayısıyla taşın atalar kültüyle ilişkisi, taşın ataları çağırabileceğiniz bir mekan olarak, tabii taşın bir arketipsel özelliği var. Şimdi arketipsel de, arketip kavramı da çok özel bir kavram aslında. Yani belki bir gün öyle bir şey yapabilirim. Yani arketipler çünkü primitif zamanlardan günümüze kadar bence değişmeden gelen bir şeydir. Taş arketipinin oluş, yani neden taşla atalar arasında bir ilişki kurulmuş hikayesi, taşın arketipsel değeriyle ilgili. Mesela Eliade bunu çok iyi anlatır. Yani Mirza Eliade bunu çok iyi anlatır. Veya diğer bazı araştırmacılar. Ama basitçe şunu söyleyeyim. Yani taş, o kalıcılık imgesi var ya, primitif dünyadasınız bakın. Yani bahsettiğimiz dönem öyle çok rasyonel bir dönem değil yani. Primitif dünyadasınız ve taşın sertliğinin insan üzerinde bıraktığı o kalıcılık imgesi, ölümsüzlük imgesiyle daima hep ilişkili görülmüştür. Yani bir yanı yüzlerce örnek var yani. Hani Türklerde de yüzlerce örnek var. O yüzden de Türkler bahar ekinokslarında, yani Nevruzlarda
Mutlaka Baba Dağı adını verdikleri dağların eteklerinde toplanırlardı. Bugün Anadolu'da hala bizim tahtacı yani Alevi kültüründe hala öyledir yani. Çünkü o Baba Dağlar yani o taşlara ve kayalara atalar iner bahar ekinoksunda. Mesela taş kültünün kalıcılık imgesi, kalıcılık arketipi ve öteki dünya ile ilişkisine dair Anadolu'daki en güzel merkezlerden birisi de Yazılıkaya'da bizim. Yani Hattuşa, Hititlerin başkenti, Çorum. Mesela Yazılıkaya, açık hava tapınağı, o kayalar, o kayaların arasındaki şey, o tapınaksal kült merkezi, o taş imgesi, kalıcılık imgesi, ölümsüzlük imgesi ve atalarla kurulan temas için yani canlı bir örnektir. Hattuşa'ya gidin. Ben mesela Anadolu'da her yere bayılıyorum ben. Ama büyülendiğim iki yer var. Birisi Kapadokya, özellikle Uçhisar. Birisi de Hattuşa. Yani Hititlerin başkenti abi. Herkes gitmeyen varsa bence gitsin ve Yazılıkaya'yı görsünler. Yani o taş ve kaya kavramının ne anlama geldiğini orada rahatça görürler yani. O yüzden taşın böyle bir arketipsel özelliği var. Yani sonsuz hayat imgesi. O yüzden de ölenlerle temas kurulması primitif zihinde şey değil. Böyle hani anormal değil. Biz sadece modern olduğumuz için bize tuhaf geliyor o kadar. Tabii kesinlikle. Yani kesinlikle. Yani mezar taşları kavramı da aslında atalar kültürüyle ilgilidir. Bundan dolayı da İslam ortaya çıktığı andan itibaren hani mezar kavramına ve mezar taşı kavramına hani bunun çok marjinal örneği de bizim Vahabi kültürü yani. Sıcak bakmamasının sebebi pagan Araplarının ölenlerle o mezarlar arasında yani ölmüş olan yakınlarla mezarlar arasında yakın alaka kurmuş olmalarından kaynaklanıyor. Yani orada bir İslam'ın bir meydan okuması vardır. Arap atalar kültüne. Hikaye odur yani. O yüzden önemli yani. Tabii mesela cahiliye Arap şiirinde atalar kültü, mezarlar ve taşlar arasındaki ilişkiye dair örnekler var. Yani hani bayağı o şiirlerde bu hikayeler var yani. Tabii bizim Göbekli Tepe'yi bu kısım hani daha çok örnekler verilebilir ama 3 aşağı 5 yukarı derdimi anlattım yani. Hani taş, steller, örnekler bu tamam. Şimdi ikinci şey yani Göbekli Tepe'yi biz niye atalar kültürüyle ilişkilendirebiliriz? Hani ikinci örnek, somut diyebileceğim örnek şu. Şimdi atalar kültürüyle aslında geçen ders söyledim, kafatası arasında bir ilişki var. Yani şöyle bir genelleme yapayım. Atalar kültürünün olduğu yerde genellikle kafatasları ululanmaktadır. Yani saygı görür. Kafatası ile yani vücuttan primary veya secondary yani vücuttan ayrılmış ki örnekleri çok fazla birazdan geleceğim yine. Vücuttan ayrılmış kafatasının yani atalarla ne alakası var? Hikayesi de uzun bir hikaye. Ama sonuç şu, bir atalar kültü şeyi varsa inancı, orada kafatası kültü oldukça yaygın. Mesela hani bugün hala kafatası kültünün olduğu yerler dünya üzerinde, yakın zamanlara kadar en azından, mesela Endonezya'da falan çok fazla vardı. Yani bu Endonezya'da özellikle seyyahlar, yani 1900'lere doğru falan seyyahlar Endonezya'da gezerlerken o Endonezya köylerinde bu kafataslarının nasıl korunduğu, nasıl saygı görüldüğü gösterildiği, mezarlardan zaman zaman çıkarılarak özellikle bahar mevsiminde onların üzerine bir takım işlemler yapıldığı ve sonra yeniden nasıl mezarlara konduğu, evlerde nasıl saklandığı kafataslarının, bunlarla ilgili çok seyyah notu var Endonezya civarında. Ki Endonezya'da hala 3 aşağı 5 yukarı İslamlaşmış olsa bile buna benzer kültürler bir şekilde devam ediyor yani.
Peki mesela Göbekli Tepe'de hani böyle bir şey mi var? Hani kafatasıyla ilgili bir kült yeri mi var ki biz onu atalar kültüyle ilişkilendirelim? Evet, yani tabii bu kafatası kültü, geçen ders verdim hani Anadolu'dan Aşıklı Höyük, değil mi? Birkaç örnek verdim yani. Anadolu'da da var bu kafatası kültü. İşte Çayönü, Aşıklı Höyük ve buna benzer yerlerde örnek verdim. Tabii Orta Doğu'da da çok var. Mesela Ayn Gazel'de, abi Ürdün'de. Ayn Gazel çok önemli bir yer. Yine böyle Neolitik, Göbeklitepe'den biraz daha yakın bize ama yine erken Neolitik yani. Ayn Gazel'de mesela onların inançlarına yönelik müthiş malzeme çıktı. Yani heykeller bilmem neler falan. Aynı zamanda kafa tasları yani plasterlenmiş, alçılanmış ve buna benzer kafa tasları. İşte Jeriko örneğini verdim mesela. Yani bu kafa tasını bedenden ayırmak, kafa tasını bir yerde özel olarak tutmak, bu erken Neolitik dönemden itibaren yaygınca başlayan müthiş bir şey. Her yerde rastlanıyor, özellikle Orta Doğu'da. Aslında Göbekli Tepe'de tabii çok fazla kemik vardı. Fakat bu kemikler hani bilinçli mi bilinçsiz mi, yani binlerce kemik var. Yani insan hayvan kemiği falan. Fakat bunları şey yapma şansınız yoktu. Yani bunları kategorize etme şansınız yoktu. Dağınık ve sistemsiz olduğu için anlayamıyordunuz. Ama işte bu en son kazılarda 3 kişiye ait olduğu tespit edilen parça parça kafatası çıktı. Yani o kafatas parçalarını bütünlediğinizde 3 ayrı kişiye ait ama kafatası çıktı. Ama bu kafatasları kraniyel, yani bu kafatasları öyle hani tesadüfen kafatası değil yani. Bu kafataslarına işlem yapılmış. Yani yukarıdan bir delik açılmış. O delikle bir yere asılmış. Bu belli yani. Bunun tabii hani çok geç dönemlerde de olsa çok örnekleri var. Yani kafataslarının kesildiği ve yukarıya yapılan bir delik operasyonu ile bir yerlere asıldığına ait çok fazla örnek var yani. O yine Endonezya'daki Filipinler'de, Endonezya'da, Malezya'da abi 19. yüzyılda böyle evlerde ritüel yapılan kafataslarıyla ilgili bir yığın hikaye var. Şimdi Göbekli Tepe'de bu kafataslarının bulunmuş olması ve onların bilinçli bir şekilde ritüelle ilişkili olduğunun anlaşılması, Göbekli Tepe'de bir atalar kültü olma olasılığı fikrini bence daha da güçlendirdi. Mesela bu yeni bulundu. Bulunmadan önce de böyle bir fikir vardı aslında. Yani zaten arkeologu Schmidt de hani Göbekli Tepe'nin böyle bir atalar kültürüyle ilgili bir yer olduğunu söylüyordu. Ama mesela bu kafataslarının mevcudiyeti şimdi bunu bana göre netleştirdi. Peki mesela Göbekli Tepe'de kafatası ile ilgili başka bir hani bu külte yönelik ve dolayısıyla atalar kültüne yönelik başka bir iz var mı? Bir iz daha var. O da şu. O sitellerden birinin üzerinde bir sahne var. Yani bir ikonografik sahne var. O ikonografik sahne şu, bir tane akbaba, ondan sonra bunun mesela çok benzeri, eğer otantikse o çizimler, Çatalhöyük'te de var yani. Bizim Göbeklitepe'deki şöyle, sitenin üzerinde bir takım figürler var. O figürlerin altında bir akbaba var ve akbabanın önünde bir kafatası var. Şimdi bu da mesela bir kafatası kültürüne işaret ediyor büyük ihtimalle. Çünkü bu sahne, yani bu şey vardır, belki onu görmüşsünüzdür. Aslında oralara pek zamanım yok herhalde şu an ama Sky Burial diye bir kavram var. Abi Sky Burial, bu Sky Burial kavramı enteresandır. Hala yapılıyor bakın. Sky Burial mesela Tibet'te, ondan sonra yani Hindistan'ın kuzeyinde falan, Tibet'te hala yapılan bir gelenek. Aslında Zerdüştlerde de bunların biraz daha değişik versiyonu vardı ama şeyde, Tibet'te çok daha yaygın. Şu an yapılan bir şeyden bahsediyorum yani. Bedenler biliyorsunuz sky burial denilen, yani ne derler, nasıl diyorlar? Şöyle yani, açık havaya bırakılmış mezarlık alanlar. Şimdi
bedenleri, cesetleri açık havaya bırakıyorlar ve akbabalar falan geliyor veya yırtıcı hayvanlar onları alıyor ve götürüyor. Şimdi böyle bir uygulamanın, yani bu tabii hani bu biraz daha ölü gömme geleneğiyle ilgili olarak ele alınabilir ama büyük ihtimalle çünkü atalar kültünün olduğu yerlerde, bütün değil ama yerlerin bir kısmında büyük açık hava mezar alanları da var. Şimdi Göbekli Tepe'de mesela biz bunu bilmiyoruz. Yani hani bulunan binlerce kemik böyle bir açık hava mezarlık vardı da hani onlardan mı kaldı falan, bunları bilmiyoruz yani. Fakat atalar kültünün var olduğu yerlerde açık hava mezarları var. Bugün Tibet'te uygulandığı gibi. Şimdi bu stelin üzerinde bir akbaba, akbabanın önünde bir kafatası. İşte bunun kafatası kültüyle ilgili olabilme ihtimali var mı? Var gerçekten. Veya bir mezarlık iması da veriyor olabilir. Hani kafatasının seçilmiş olması orada bir kültle ilgili de olmayabilir. Hani illa bir külte bağlamak gerekmeyebilir ama yani kültle ilgili olma ihtimali bana biraz daha yüksek geliyor. Bir bu var, hani kafatası kültünün Göbektepe'de olabileceği ile ilgili ikinci olarak bu var yani. Bir üçüncü de şu var. Mesela bu örnek işte Orta Doğu'daki kofer, yani Orta Doğu'da başka mekanlarda da çıktı. Şimdi bu örnekler çok fazla yaygın. Aslında bu pratik hala devam eden bir pratik. Bulunan bir heykelde heykelin kafası, yani heykel, insan figürü yani, kafası bilinçli bir şekilde kırılmış abicim. Şimdi bilinçli bir şekilde kafası kırılmış insan veya hayvan figürleri çok yaygın. Yani Orta Doğu'da veya dünya üzerinde. Şimdi o kafanın şey olması, oradan kırılmış olması büyük ihtimalle çok erken bir büyüsel teknikle alakalı. O büyüsel teknik de yine şüphesiz ki atalar kültürünün içerisinde değerlendirilebilecek bir yerde duruyor aslında. Fakat mesela biz böyle bir şey gördüğümüzde, yani bir heykel ya bir figürün ve onun başı bilinçli bir şekilde gövdeden ayrılmış, yanına konmuş veya uzağına konmuş ise biz orada atalar kültü olduğunu genellikle görüyoruz. Bundan dolayı hep böyle kafatasıyla ilgili olan yerlerde bu atalara tapınmanın olmuş olması hani çok şaşırtıcı gelmiyor bize. Yani hakikaten. İşte Göbekli Tepe uygarlığında böyle bir takım şeyler var. Yani kafatası kültünün burada yaşandığına dair bir takım örnekler var. Ya belki de ilerideki kazılarda bunlar çoğaltılabilir, bilmiyorum yani. Ama buradan da bakarsanız eğer Göbektepe'nin atalar kültü olabilme ihtimali, ya atalar kültüne ait bir merkez de başka şeyler ama atalar kültüne ait bir merkez de olma ihtimali şey bayağı büyük yani. Dolayısıyla kafatası ve atalar kültü de Göbektepe'de var. Bunlar tabii yani mesela şuna dikkat etmek lazım. Şimdi hani bizi izleyenler tam kafada bazı şeyler oturmuyor çünkü hani az zamanda çok şeyler anlatmak zorundayız. Ama şu var, antik dünyada veya primitif dünyada zaman farklılıkları içeren örnekleri, hani dedim ya kıyaslamaktan korkmayın derken, onun bir kozmolojik değeri var. Ondan dolayı korkmayın. Yani bir primitif felsefe var. Primitif felsefe şu. Mesela bu özellikle Yahudi tapınağı milattan sonra 70'te yıkılınca Romalılar tarafından, Yahudilerin tapınağın yıkılmasından sonra yaşamış oldukları şaşkınlık aslında bu primitif ne derler kozmoloji anlayışının şeyidir, uzantısıdır. Hikaye şu. Şimdi eski dünya için hikaye şöyle. Yani binlerce yıl için hikaye şöyle.
kozmosda bir düzenlilik var abicim. Yani her şey gidiyor ve geliyor. Yani sürekli bir gidiş ve geliş var. Yani bir döngüsel bir süreç var. Bunu gözlemliyor insanlar. Yani ve daha sonra tabii bu gözlemledikleri her şeyde bir arketip halinde karşımıza çıkacak bizim. Şimdi öyle bir şey ki bu gözlenmiş olan, sürekli var olan kozmik denge nasıl bozulur? Şöyle bozulur. Bir yenilik ile bozulur. Yani sizin kültürünüzde yapacağınız bir olağanüstü yenilik, felsefi derinliği olan bir yenilik, sizin bu kozmik bütünsellik ve döngüsellik anlayışınızı ortadan kaldırabileceği fikrini uyandırdığı için sizde, bütün primitif dünyada var olan temel yasa şudur. Düzen değişmemeli, gelenek korunmalı ve her şey olduğu gibi muhafaza edilmelidir. Arketipler işte bundan dolayı binlerce yıldır değişmemiştir. Bana göre hala değişmeli. Yani hani arketiplerin son birkaç bin yıldır değiştiği falan şüphesiz ki yani şekil, form değişti falan ama o yüzden de hani ben şimdi Mesih Bot'la Göbektepe'yi mukayese ederken veya diğerleriyle mukayese ederken bu zaman boşluğunu çok hayali görmesin insanlar. Primitif çünkü kafayı okuduğun zaman o kafada yenilik kavramı kozmik bir felaket anlamına gelir. O yüzden de Yahudiler tapınak yıkıldığında basitçe Kudüs'teki tapınaklarını kaybetmediler. Onlar için kozmos sona ermişti. Anladınız mı? Yani olağanüstü bir yenilik ve diasporaya gidiyorsun. Yani seni korkutan mesele bu. Seni korkutan hikaye tapınağın yıkılmış olması değil. Seni korkutan mesele şu. Kozmos sona erdi abicim. O yüzden de primitif insanın o allegorik ve şizofrenik mentalitesi hayata buradan baktığı için senin o binlerce yıllık zaman dilimlerindeki hikayeleri, fenomenleri mukayese etmenin çok fazla sakıncası yok aslında. Hani metodolojik olarak bunu öyle çok şey yapmasınlar, ciddiye almasınlar yani. Tabii çok temkinli gitmek lazım, illa da hani aynı olacak değil. O yüzden bana göre sevgili arkadaşlar, şimdi benden sonra da bir ders var ya, ben biraz onun için de şey yapıyorum yani acele ediyorum. Bana göre sevgili arkadaşlar burası yani bu binalar Urfa ve civarında bulunan bu binalar veya dünyanın çeşitli yerlerinde buna benzer çıkan öteki binalar, benzeri mimar, benzeri taş kullanımı falan bütün bunların hepsi oraların atalar kültüyle ilgili ve zaman zaman gidilen mekanlar olduğunu düşünüyorum ben. Mesela eski ayetin içerisinde yani Tevrat'ta Ganeden motifi var ya, yani Ganeden, cennet bahçesi İbranice, Tanrı Etsa Hayim ve Etsa Yodeya, yani Bereşit Baraha Ulayim Şamayim ve evet, yani Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı. Birinci ayet, Bereşit, Tevrat'ın birinci ayeti. Şimdi Tanrı'nın yeri göğü yarattıktan sonra Ganeden, yani bir cennet bahçesi dünyada yaratması, dört tane nehrin içerisinde olduğu varsayılan bir cennet bahçesi yaratması. Tabii bu dört nehir, hani bizim Fırat, Dicle, Asi ve Nil nehri midir? Yoksa Fırat ve Dicle'nin Basra Körfezi'ne geldiğinde bölündüğü kolları ifade eden bir dört nehir midir? Bunu bilmiyoruz ama Tevrat'ta Tanrı dört nehrin arasında bir cennet bahçesi, Ganeden yarattı. Orada bir Etsa Hayim, bir hayat ağacı yarattı. Bir Etsa Yodayim, yani bilgi ağacı yarattı. Sonra Adem'le Havva'yı yarattı ve sonra aman bu ağaca sakın dokunmayın dedi. Ve bu yeryüzü cenneti prototip olarak Yahudi kültüründe günümüze kadar ideal ve göksel krallığın sembolü olarak yaşadı ve hala yaşıyor. Yani o yüzden de tabii bu Yahudilik ayrı bir hikaye de buradan başka bir şeye geleceğim ben. O yüzden de yani geleneksel olarak Yahudilerde şey vardır. Yani bir bu dünyadaki ne diyeyim ona cennet, bir de prototip bir cennet. O prototip cennet de işte bu Ganeden'deki o ilk yaratılan ve insanın... Tabii kesinlikle İbranice aynı yerden geliyor. İbranice, Arapça aynı yerden geliyor. Ondan sonra
İşte o cennet kavramı büyük ihtimalle, yani büyük ihtimalle demeyeyim ama ihtimaldir ki, şimdi mesela orada tabii başka şeyler de var. Şimdi bu Tevrat Gan Eden'i lokalizasyonunu yaparken onu Edunu bölgesine yerleştiriyor. Edunu bölgesi de Tevrat'ın yazıldığı dönemi ve coğrafyayı esas alırsanız kuzeye doğru falan demektir. Kuzeye doğru baktığınızda hani şeyin lokasyonu, Tevrat'ın lokasyonu kuzeye doğru çıktığınızda biraz şeye gelir, Kuzey Suriye, bizim işte o Urfa civarına gelir. Şimdi şöyle olma ihtimali var, teminki dediğim yasadan dolayı. Yani arketipler binlerce yıldır değişmezler. Bak bu bir yasadır abicim. Bunu Carl Gustav Jung çok güzel bir şekilde açıklamıştır ki ondan sonra bu arketip kavramı çok daha geliştirildi. Ve bu arketipler yani şu an sende bende hala var yani. İşte bu Gan Eden arketipi, bu Gan Eden prototipi bir ihtimaldir ki bu Göbeklitepe ve civarında yaşayan ve adeta o dönemlerde hani uygarlığa böyle enteresan bir şekilde sembol ve sembol olduğu için de prototip haline dönüşen bir imge bırakmış olabilir sonraki süreçlerde. Yani hani bu şimdi biraz böyle hayali bir yanı da var şüphesiz bu söylediğim şeyin ama yani neticede bunun benzeri örnekleri de var. Yani hani benzeri örneklerini de biliyoruz yani. O yüzden böyle bir uygarlığın yani dönemi için olağanüstü bir şeyi olan, yapısı olan uygarlığın sonraki bin yıllarda insanların kafasında bir arketip olarak yaşama ihtimali mevcut olabilir. Ve bu da eski ayitte bir prototip imge olarak Gan Eden hikayesine dönmüş olabilir diye birisi bana derse vallahi ciddi dinlerim yani. O yüzden böyle bir şey olabilir. Büyük ihtimalle tabii buna bir de astroarkeoloji açısından da bakmak lazım. Yani hani astroarkeoloji çok spesifik bir alan. Astroarkeolojiyi de belki burada anlatabilirim yani. Mesela Stonehenge'de falan bunu daha iyi görüyorsunuz ama astroarkeoloji basitçe şöyle. Yani güneşin ve ayın hareketlerine göre tapınakların düzenlenmesi basitçe. Yani buna astroarkeoloji deniyor. Böyle bu astronomi ile arkeoloji arası bir şey yani. Şimdi Göbeklitepe'de astroarkeoloji çalışanlar oldu. Böyle hani bir takım şeyler de söylediler falan ama yani tabii spekülatif yani. Var mı yok mu bilmiyorum yani. Fakat şurası büyük ihtimaldir ki Göbeklitepe'ye insanlar belirli dönemlerde gidiyorlardı. Yani sürekli gitmiyorlardı. Yani Göbeklitepe ve civarındaki o benzeri yapıların olduğu yerlere büyük ihtimalle zaman zaman gidiyorlardı. O zaman zaman gidişle bunun geç örneklerine esas alırsak, hani daha sonra günümüze daha yakın geç örneklerine esas alırsak, mesela İngiltere'de Stonehenge örnek alırsak ya da Almanya'da Permenk diye bir yerde yeni bulundu, dairesel bir yapı falan, böyle astroarkeolojik yani. Buna benzer sonraki örneklere esas alırsak, baharda ve kışta gidilmiş olma ihtimali çok büyük. Çünkü mesela modernize revizyon haliyle hala bizim folklorumuzda bahar ve kış ekinoksları kutlamaları hala vardır. Yani en basiti işte hani Nevruz şenlikleri, Noel ve bunlar esas da eski ne diyeyim bahar ekinoksu. Yani bir sürece giriş, bahar dönemine giriş diyeyim basitçe. Çünkü bahar döneminde her şey yenileniyor ve bunu primitif insan daima şey yaptı, izledi, gördü yani. Yani on binlerce yıl önceki insanların mantığı prelojik olabilir ama salak değiller yani. Hani bazı konularda çok daha uzmanlaşmışlar hakikaten yani. O yüzden baharın gelişiyle, şimdi geç örneklere geliyorum. Baharın gelişiyle tabiatın canlanması ve ataların bu dünyaya inmesi arasında ilişkiler kuruluyor geç örneklerde. Bunu prototipi olarak oralara, Göbeklitepe'ye kadar götürdüğümüzde buna benzer bir şey olabilme ihtimali var.
Bir de kış ekinoksu. Kış ekinoksu da genellikle şeydir. Hani artık bize iyilik yapan ataların geriye gönderilme zamanıdır ki ondan dolayı zaten kışa girersiniz. Yani aynen öyle. Ya bunun örnekleri çok fazla. Bak en basiti Nisan 1, April 1. Abi Nisan 1 kutlaması tamamen şeydir. Bahar ekinoksu, ataların bu dünyaya gelme hikayesidir. O kıyafetlerin değişilmesi, tutulan şeyler, iddialar, onların hepsi esas da hani ataların bu dünyaya gelişiyle ilgili. Mesela bunun, gerçi oradan oraya çok atlıyorum ama bunları tek tek hepsi ayrı bir konu. Yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Mesela bu Baklahorani vardı abi. İstanbul'da Tatavla şenlikleri de denilen 1950'lere kadar İstanbul Rumlarının abi Ege adalarında Dionysos şenliklerinden getirdiği ve bahar ekinoksunda yapılan kutlamaların Hristiyanlaşmış haliydi. İstanbul'da 50'lere kadar sürdü bu Baklahorani. Mesela orada o Baklahorani'de giyilen kıyafetler bilmem neler falan bunların hepsi atalar o eski Dionysos döneminden kalma atalar kültüyle ilgili ve Hristiyanlaşmış haliydi. Ya bunun örnekleri sonsuz yani hani tek tek vermeyi anlamlı bulmuyorum yani. O yüzden zaman zaman gidiliyordu. Ve büyük ihtimalle bu örneklerin daha sonrasından bildiğimiz gibi bu merkezlerin etrafında dönülüyordu. Dönülüyordu. Yani mesela biz Yahudilerin, daha doğrusu erken İsraillerin, ya pek çok halkın da öyle de, tapınaklarının etrafında döndüklerini biliyoruz. Yani İbranice'de dönmek, yani bir şeyin etrafında dönmek, yani bununla ilgili bir yığın terminoloji var. Tevrat'ta var bir yığın, 10-15 tane kelime kullanılır yani dönüş, dönmek yani. Ondan sonra büyük ihtimalle oralarda dönülüyordu. Tabii ki ritüeller, çeşitli ritüeller yapılıyordu. Yani bir ekinoksta yapılması ritüeller neyse bir yığın işte onlar yapılıyordu. Ondan sonra ama büyük ihtimalle herhalde dönülüyordu. Çünkü geç örneklerde hep dönülüyor. Ve dönüş hareketi, yani ritüel olarak dönüş hareketi atalar kültünün olmazsa olmazlarından. Yani hikaye biraz öyle. O yüzden de baharda ya da kışın buraya giden ve buraya atalarla temasa geçen insanlar bir dönüş ritüeli yaparak ve başka ritüeller yaparak işlerini bitiriyorlar. Herhalde ondan sonra kaldıkları yerler nereler ise oraya dönüyorlardı. Tabii bu Göbeklitepe ve muhtemelen hani ona benzer diğer mekanlar 1000 yıl, 1500 yıl hani kadar kullanıldı ve bilinçli bir şekilde örtüldüğü ileri sürülüyor. Olabilir. Yani bu çok mantıklı. Çünkü yani bilinçli bir şekilde örtülen böyle alanlar, kutsal alanlar var. Yani çünkü nasıl? Olabilir abi. Yani o şeye bakmak lazım. Hani biraz daha kazılsın da kazı raporlarından şeyi görmek lazım. Yani hani gömüldüğünü varsaydığımız toprak tabakasının içinde bulunan yiyecek ve yani arkeozooloji ve arkeobotanikten hani yola çıkıp bir şeyler belki düşünebilir ama geç örneklerine baktığımızda bunlar gömülüyor. Bilinçli bir şekilde. Bir ritüel o yani. Çünkü gömülmediğinde yani ataları sen yanında başka yere taşımak zorundasın. Hani orayı kapatmak zorundasın. Çünkü bu bir şey olur. Felaket olur yani. O yüzden bu hikaye biraz böyle bir şey. Ben tabii bu hani bölgede bizim Orta Doğu'da tabii bizim Orta Doğu'da çok geç dönemlerde de olsa bu gibi ritüellerin yapıldığı örnekler var. Mesela Akitu bayramı Sümerlerde falan. Tabii şey bizim Şiilerde Erbayin vardır. Şiilerde Erbayin'de herkes biliyorsunuz şeye gider Meşe'de yani. Mantığı biraz benzer. Dolayısıyla hani bu gibi örnekler hani bunlarla aslında mukayese edilebilir. Genellikle 12. Standart değil ama genellikle 12. Ama alttakilerde falan hani ne kadar var? Nasıl? Ya 12 sayısının özelliği var ama o kadar erken bir zamanda hani 12 sayısını tespit edecek kadar
Ben o taşların şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela bizim İsrailoğullarında öyledir İbranilerde. Hatta Kudüs tapınağı yapılırken bile o mantıkla yapıldı. Mesela bir mesibot yaparken her bir kabilenin bir temsilcisi taşı dikiyor. Yani mesela Kudüs tapınağı yapılırken Josephus anlatıyor bize Antikites'te. Mesela belirli duvarları, belirli İsrailoğulları kabileleri dikiyorlar. Böyle bir gelenek var yani. Yani büyük ihtimalle o sitelerin her birini o ata, yani o sitelin temsil ettiği ataya ait bir kabilenin dikmiş olma olasılığı var. Geç dönemlerdeki hikayelere bakarsak. Yani ama 12'nin öyle çok standart bir şey olacağını düşünmüyorum ben. İsrailoğullarında standart. Çünkü İsrailoğulları döneminde hani astronomik olarak 12 burç bunlar artık gözlenebiliyordu yani. Dolayısıyla İsrailoğulları onu 12 o astronomik hikayeyle birleştirdi büyük ihtimalle. Ama onu 12 kabileyle ilişkilendirdiler. İsrailoğulların içinden geldi 12 nesep kabileyle yani ilişkilendirdiler. Ve 12'de taş diktiler hakikaten. Falan. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bugünkü hikayemizi burada sonlandırıyoruz. Ataya kurulan ilişki tarzları var. Yani ataya yüklenen anlamlarda hani birkaç çeşitli yürüyebilir. Yani tarz derken hani yani mesela onu bir dayanıklı varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunlardan zarar gelmemesi için ya da onlardan iyiliklerin geleceği olarak yani birkaç şeyleri topluyoruz böyle. Yani taşların bitirmesinin sebeplerini söylüyoruz. Ya tabii yani hani yani şunu soruyorsan eğer yani ata ile yani ölmüş olan ata ile bu dünyada yaşayan yakını arasında bir belli bir ilişki düzeneği yani standart var mıydı? Şunu mu yaparlardı? Evet yani hani bu toplumdan topluma biraz değişebilir. Ama neticede temel 4-5 tane ritüeli var hani geç örneklerden bildiğimiz yani. Sen işte o ritüeli yaparak atadan bir şey talep ediyorsun. Yani diyelim ki en çok yapılan ritüeller mesela şeyde öyledir işte Şintocularda. Atanın en çok sevdiği yiyecek abicim pirinçtir. Pirinç. Yani pirinci verirsin. Yani bak bu bir ritüel yani. Pirinci verirsin. O pirinci alır ata. Yani atalar kültünün evin içindeki o küçük şapele konur o pirinç, ata yesin diye yani. Atanın onu yediği varsayılır ve doymuştur ata çünkü çok sever pirinci yani. Ve doyduktan sonra da sen bir talepte bulunursun. Dersin ki ya atam yani hani şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Hani yani bizim şöyle bir talebimiz var dersin, dilek tut dersin ya bir dilek tutarsın ve onu senin ölmüş olan atanın yapacağı inanılır, varsayılır. Böyle bir takım 4-5 tane temel kalıp var aslında. Mesela atadan korunmak için, yani şerrinden korunmak için yapılan şeylerden, onlar da temel 5-6 ritüel. Diyelim ki bizde yani, şimdi evde ölü varken biliyorsun, bütün resimler ve aynalar ters çevrilir. Yani onun gerekçesi şu, ölen atanın gitti ya, seni tanımaması için onu buraya çağıracak her türlü şeyin tersinin kendisini, yani bir süliyeti görmemesi gerekiyor. Kendisine ait veya yakınına ait bir süliyeti görmemesi gerekiyor. Mesela atadan korunmak için yapılan en yaygın işlemlerden biri, mesela o işte Nisan 1 hikayesinde, Batı geleneğinde yani, şudur. Gerçi bizim kültürde de şey de var, o deve oyunları denilen oyunlarda da benzeri var. Yüzleri maskeliyorsun abicim. Yüzü maskeliyorsun. Çünkü yani yüzü maskeliyorsun seni tanımasın. Yani tanırsa problem çıkarabilir. Ama belli bir ritüelden sonra o maskeyi çıkarıyorsun. Artık seni tanıyabilir, problem yok. Ama o ritüelden önce bir maske takıyorsun. Çünkü seni tanımaması gerekiyor. Çünkü yapmış olduğun bir uğursuz şey olabilir. Ha buna benzer abi böyle şeyler var. Evet. O zaman bitiriyoruz. Hadi bakalım.